Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz balıklar değil arkadaşlar, ama bir son durum olarak balıkları çekeceğim. Bu şekilde sağlıklılar. Şu şekilde renklerini alıyorlar. Eşleşmeler artık oluyor tamamıyla yani. Şu anki bütün erkeklerim, renklenen bütün erkeklerim eşleşiyor artık. Yavru veriyor ya, yani yavru verebilecek şeye geldi yaşa. Bu dişilerim de hafif hafif yavru tutmaya başladılar. Bir tane veya iki tane. Bu şekilde motorun arkasında bir tane yavru girmiş. Çıkamıyor mu? Evet, çıkıyor. Bu şekilde çıktı dedim. Belki motor çekiyor. Şimdi gidelim bugünkü konumuza. Ben bu video için yağmur yağmasını bekliyordum. Bugün yağmur yağdı. Bugünlerden saldım. Bayağı da yağdı hem de. İşime geldi. Gördüğünüz yoğurt kovasına yağmur suyu biriktirdim. Biraz da yani yarım litre akvaryum suyu koydum. Şu dipteki pislikler, toprak, ağaçlar hep yağmur yiyince yani sıçradı. Ağaçtan kastım. Hem biber hem de ceviz ağacım. Bunların yağmur vurunca toprak hem cama hem de kaba sıçradı. Bu şekilde bu su. Bu su ne işimize yarayacak? Bu suyla yeşil su yapacağız arkadaşlar. Yeşil sudan bahsedelim. O sıra akvaryumumuzun yanına geçelim. Yeşil su arkadaşlar, balıkların beslendiği infusuya diye bir bakteri var. Yeşil su algler, yani yeşil su bakterileri. Bu bakterilerin yavru balıklar yiyor ve bayağı da sağlıklı oluyor yavru balıklar için. Doğada genellikle suların yeşil olmasını bu algler sağlıyor. Bunu evde nasıl üretebiliriz? Önemli olan bu. Bunun için akvaryum pisliklerini, yani dipteki dışkılamaları, ama o amonyakları toplayıp yapanlar var. Güneşin önüne koyup. Ama en kolay yöntem, yani ben birkaç sefer denedim. Yine aynı yerde aynı kabın içinde yeşil su üretmiştim 1,5 ay önce. Sonra tabii kap lazım oldu. Dökme gereği duydum. Onun da ekran şeyi olarak koyacağım videoya. Videonun başlangıcı olarak. Tamamıyla kendim yapmıştım. Şimdi nasıl yapıldığından bahsedelim. Yeşil su arkadaşlar, yapımı çok basit bir şey. Bazen yolda görürüz kediler için, köpekler için bırakılan sular yeşerir. Bunu sağlayan güneş. Güneşin akvaryuma veya bir kabın içindeki suya vurduğunda içindeki alglerin daha çok çoğalmasını sağlıyor. Güneşle daha çok besleniyorlar. Güneş vurdu mu yosun oluşuyor ve yosunlaşma da algleşmeyi arttırıyor. Tabi tam %100 her tarafı güneş görmesin. Gördüğünüz üzere bu kabın yanları kapalı. Böyle olunca daha iyi oluyor. Ben kavanozda denedim. Kavanozda olmuyor yani. Oluyor ama öyle istediğiniz gibi olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde bunun üstüne daha su ekleyeceğim. Dip çekimi yapacağım. Dipteki tortuları alacağım. Yaklaşık yani bu en geç bir aya yeşil su olur ya da duruma bağlı. Çünkü ben geçen sene de denemiştim sırf akvaryum suyuyla. O zaman çok zorlandım arkadaşlar. Olmuyordu çünkü. Birkaç ay bekledim, olmadı, ama bu birkaç ay önce bir daha denedim. Yağmur yağdı üstüne, hiç almadım. Yağmurdan sonra bir anda yeşilleşme oldu. Algleşmeler oluştu. Ve yağmur suyuyla daha çok oluşuyor. O mineral filan etkiliyor herhalde. Yarı güneş görecek arkadaşlar. Güneş önemli. Güneş görmezse hiçbir şekilde oluşturamazsınız. Yavru balıklarınıza sıkarak verebilirsiniz, ama bazılarında amonyak ve nitrit asitler fazla olunca balıklarınızı öldürebilir. Ona dikkat edin. Yeşil suya da dip çekimi yapın. Dipteki tortuları alın. O tortular zarar verir balıklara. Bu şekilde arkadaşlar balığımız tamamen gövdeyi renklendiriyor. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Bugünkü videomuzda gördüğünüz dişi kovalıyor. Aktifleştiler artık. Şu da erkek arkadaşlar. O kadar renkli değil ama güzel o da. Bu şekilde. Balıklarımız sağlıklı. Hiçbir problemleri yok büyüyen balıklarımın. Bu şekilde gidiyorlar. Bu da arkadaşlar gövdesi kırmızı oluyor. Ön tarafı. Arkası sarı siyah ama gövdesi kırmızı oluyor. Bu şekilde arkadaşlar, bugünkü videomuz buraya kadar olsun.
Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da buraya kadar. Şimdi size bir arkadaştan bahsedeceğim. Aycan Kavaklı. İsmini YouTube'a yazarsanız görürsünüz. Güzel içerikler paylaşıyor. Onun da kanalına bakmanızı tavsiye ederim. Aycan Kavaklı açıklama kısmını da yazacağım arkadaşlar. Videolarını beğenirsiniz. Ama o benimle aynı alanı yapmıyor yani. Ben hayvanlara bakıyorum. O daha çok teknoloji gibi, icatlar gibi. Sadece icat kısmımız çakışıyordur. Bu şekilde arkadaşlar, betalarımızı da gösterelim. Gördüğünüz üzere hafif birkaç köpük yapmış dişimizde. Gördüğünüz üzere çok aktif bir dişi. Erkek hasta değil, öyle halsizliği yok. Sadece kuyrukları kopmuş. O yüzden son kez yeşil sudan bahsedeyim. Yeşil su arkadaşlar, üretilmesi o kadar zor bir şey değil. Bazı arkadaşlar yapamıyor. Bununla su pirisi besleyebiliyorsunuz. Artemia besleyebiliyorsunuz. Artemia büyütmek çok zor bir şey bu arada, söyleyeyim. Denedim, olmadı yani. En fazla 2 hafta büyütebildim. Ondan sonrası öldü. Yani daha fazla büyütemiyorum. Zor oluyor. Ama su pirisi baktım arkadaşlar, yakında onu da bulursam alırım. Su pirisi üretmek kolay. Yeşil suyun içine su pirisi zaten saldınız mı kendiliğinden çoğalıyorlar. Yosun olsa bile yosunun etrafından besleniyorlar. Bugünkü videomuz da buraya kadar arkadaşlar. Kanala abone olup desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Herkese iyi hobiler.